Adam yolunu kullanarak tırların geçmesine müsaade edeceğini açıkladı. Çünkü şöyle bir şey var. Şimdi bunların, bu separatçıların yürüdükleri yerler kimin toprağı? Azerbaycan. Azerbaycan'ın toprağı. Dolayısıyla o topraklar üzerindeki tüm karar verme yetkisi Birleşmiş Milletler kanunlarına göre kime ait? Azerbaycan'a ait. Dolayısıyla Azerbaycan ne istiyorsa oradakiler ona uymak zorundalar. Burasını bir kere net olarak ortaya koyalım. Şimdi ikinci nokta, geçen Birleşmiş Milletler'den de bir ilginç bir açıklama geldi ve Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı buna çok sert tepki gösterdi. Devlet Başkanlığı'ndan sert tepki geldi. İşte o Laçin'de bekletilen tırların insanlık adına sıkıntı yarattığı, oradakileri açlığa bıraktığı falan. Hiç alakası yok tabii bunlar. Bunlar artık Ermenistan'daki içerisinde Türk düşmanlığını kendilerine düstur edilmiş başka bir çıkar yolu olmadığını düşünenlerin son hamleleri. Niye söylüyorum bunu? Şundan söylerim. Bakın, ben bölge çalışan bir uzmanım. Ermenistan'ı da sıklıkla inceliyoruz. Nüfusu bağımsızlığını kazandığından beri hiçbir şekilde artmayan bir ülkeden bahsediyoruz. Azaldı aslında. Neredeyse nüfusunun beşte biri yurt dışında çalışıp onların gönderdiği parayla yurt içindekilerin yaşamaya çalıştığı bir ülke haline geldi. Ekonomisi dışarıya bağlı. Hayatında hiç Ermenistan'da yaşamamış Ermeni diasporasının etkisi altında. Şimdi Ermenistan için de çok net olarak bir şey söyleyeceğim. Türkiye ve Azerbaycan'la anlaşmak, İlk etapta Azerbaycan'la barış anlaşması imzalamak belki de bağımsızlığını tekrar kazanmak kadar önemli. Çünkü Türkiye ile Azerbaycan sınırı Ermenistan sınırının %75'i. Yani Ermenistan Sovyetlerden sonra bağımsızlığını kazanıp bağımsızlığını hiç yaşamayan tek millettir. Şimdi biliyorsunuz Paşinyan savaşı kaybetti ama seçimi kazandı. Demek ki Ermenistan'ın içinde de aklı selim insanlar savaşla bir yere gidilemeyeceğini, kendilerinin olmayan hukuksuz topraklarda işgalci oldukları müddetçe de yoksulluğa mahkum olduklarını anlamış durumdalar. Bugün o eylemleri yapanlar, emin olun, o kökenleri taşnak partilerinden gelen, diasporanın da etkisinde kalan bir kitledir. Ama bir sonuç alırlar mı? Almayacaklardır. Bundan eminim yani.